Sayın ilçe başkanımız, değerli misafirler, değerli hanımlarımız, hepinizi saygıyla selamlar. Öncelikle bugün rahmetli olan 7 tane şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diler, yakınlarına sabır dilerim. Bu acı günleri Cenab-ı Allah'ın bir daha göstermemesini tekrardan niyaz ederim. Değerli dostlarım, bugün burada yapmış olduğumuz açılış nedeniyle bir arada bulunmanın vesilesi yatırımların bugünkü değeriyle parasal değeri 1 milyar Türk lirasının üstündedir. 1 milyar Türk lirasının üstündedir bugünkü bedelle. Biz Karabük Belediyesi'nde göreve geldiğimiz gün işçi ikramiyesini alamamıştı. Karabük Belediyesi'nin elektrikleri kesilmişti. İşçinin maaşını verip veremeyeceği dahi şüpheliydi. Ve bizim yapmış olduğumuz programdan sonra, bir daha parayla ilgili hiç kimseyle muhatap olmadık. İşçimiz elinden geldiği kadar çalışıyor, müdürlerimiz elinden geldiği kadar çalışıyor, memurlarımız çalışıyor. Ama hiçbirisinin ben göreve geldikten sonra maaşları bir gün dahi geç yatırılmamıştır. Bir gün erken yatırılmıştır, bir gün geç yatırılmamıştır. Hiçbir kimse kapımıza para için ne müteahhit ne belediyeye hizmet veren bir Allah'ın kulu para için kapımıza gelmemiştir. Ve biz bu paranın bereketini öncelikle Karabük Belediyesi'ne rüşveti sokmamakla, Karabük Belediyesi'nin kasasına el sokmamakla ve bütün Karabüklerin duasını alarak bereketimiz şu anda da Türkiye'nin en zengin belediyesi olmuştur. Şimdi şöyle bir değerlendiriyoruz. Biz mezbahasından tutun haline kadar, hurdacılar sitesine kadar, kütüphanesi, meydanı, alt geçitleri, yürüyen merdivenleri, spor vadisi, Safranbolu Karabük arasındaki köprüsü, hemen hemen bugüne kadar 1 milyon tonun üstünde asfalt kullanarak, 300 kilometreden fazla kaldırım yaparak Karabük'te, Karabüklülerin tüm ihtiyacına cevap vermeye çalıştık ve kilometrelerce su hattı döşedik. Karabük'ün en büyük mahallelerinin eski tesisatlarını, 50-60 yıllık tesisatlarını ana borularda dahil 10 kilometre ana boru, Yeşil Mahalle, Kurtuluş Mahallesi, Kapılı Mahallesi, Kartaltepe, Atatürk Mahallesi, Yeni Mahalle, Namık Kemal Mahallesi, Yenişehir Mahallesi tüm su tesisatları değişti Karabük'te. Ve bugün kim ne derse desin, Türkiye'de en az suyun kesildiği şehir Karabük'tür. Mutlaka arzu olacak, mutlaka tamirat olacak. En ucuz suyun da kullanıldığı vilayet yine Karabük'tür. Doğal gaz dağıtımına öncelik verdik. Çünkü şu anda tahmin ediyorum bir tüpü 100 liraya kimse alamaz bu zamlardan sonra. 100 liralık tüpün karşılığında yakılan doğal gaz da evde en fazla 40 liradır. %97-98 gibi bir gaz kullanım oranı 5 yılda gerçekleştirdik ki bu Türkiye'de örnek bir dağıtımdır. Bakın örnek bir dağıtımdır. Ve bu süre içerisinde de mümkün olduğu kadar hiçbir vatandaşımızın ayağını çamura sokmadık. Sonra geldik çevre meselesine. Şu anda Karabük'ün ana problemlerin çoğu bitti. Çevreyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önce Marzinke ile aldık. Bakın. Şu anda bazı arkadaşlar diyor ki yorumlarda Marzinke diyor. Daha önceden arıcılar geliyordu, bizim arımız öldü. Hayvan besleyenler geliyor diyordu ki bizim efendim keçimiz doğurmadı. Marzinke'in olduğu saha şu anda buradaki sahadan farklı bir saha değil. Gidin hep beraber bakabilirsiniz. Yalnız 500 bin ton curufu Karabük'ün dışına çıkarttırdı. 500 bin ton curuf. Ve bizim istediklerimizi kabul etmedikten sonra da onun hiçbir talebini kabul etmedik. Önce dedik ki burayı biz denetleyeceğiz, biz kontrol edeceğiz. Bu curufu taşıyacaksınız ve bu sahada da bir kilo dahi curuf beklemeyecek. Çünkü bu curuf tozu
Karabük'e her sene 5.000-10.000 ton arası bir curuf tozunun yayılması söz konusuydu. Şu anda curufun kaldırıldığı yerde artık tamamen yeşil bitki örtüsü mevcut durumda. Ve ağaçlandırmalarına da devam edecek. Ayrıca Karabük Belediyesi'ne de Karabük'le ilgili yatırımlar için Marzik firmasından 33 trilyon lira para aldık. Efendim nereden biliyorsunuz derseniz, şimdi gidin orada bakın, yarın size fotoğraflarını yayınlayacağım. Marzik'in curuf depolarından 200 metre ileride en az 50 tane arı kovanı var. Eğer Marzik çevreye kirleyen, çevre kirliliği yapsa şu anda bir tane arı yaşamazdı orada. Bak ne diyorum size, 200 metre mesafede. Şimdi geldik Demirçelik'e. Demirçelik Karabük köyünün ortasında curuf duruyor, sıkal duruyor. Daha hala iptidai sistemlerle, benim çocukluğumdaki dönemdeki sistemlerle sıcak cevherini çayın kenarına boşaltıyor. Artık dünyada bu metotların hepsi kaldırıldı. Bu işler bitti. Kendi curuf dökme çukurlarını yapar, adam gibi soğutur. Ve Karabük mahallesinin ortasında da curuf duramaz. Çalışacağı fabrikanın tamamını, her tarafını kapatacak. Sıkal kırma tesislerinin toz tutma filtrelerini çalıştıracak. Aynen Marzin gibi o sahada bir gram curuf dahi tutmayacak. Dağlara tepelere curuf yığıyor. Bir tane rehabilitasyon çalışması yapmıyor. Biz bunları söylediğimiz zaman, bakın bunları söylediğimiz zaman bu sefer de ne oluyor? Hemen anti propagandaya başlıyor. Şimdi ben o patronlara buradan tekrardan sesleniyorum. Ya siyaset yapacaksınız ya para kazanacaksınız. İkisinden birisi. Eğer para kazanmayı düşünüp de siyaset yapmayı düşünüyorsanız, ben sizin, şöyle söyleyeyim, her türlü gelip toplum içerisinde ben Karabük'e hizmet edeceğim, belediye başkan adayım, milletvekili adayım dediğiniz zaman sonuna kadar arkanızdayım. Aday da değilim. Korkudan değil. Yeter ki siz halka hizmetin ne olduğunu gelin burada görün. Ama ben ikisini birden yapacağım derseniz, o zaman ben sizin başınıza çok kötü bela olurum. Şimdi işçinin içerisinde yeni propagandalara başladılar. 1000 işçiyi çıkartırız. Sen bir tane işçiyi dahi çıkartamazsın. Ben Karabük'te olduğum müddetçe. Siz, bakın siz bir metal iş olayından 500 arkadaşı işten çıkarttınız. Başka problemler ortaya sürdünüz. 500 kişi daha çıkartıyordunuz. O akşam ben gene Karabük Belediye Başkanı olarak her türlü girişimde bulundum. 500 tane arkadaşın işten çıkışına izin verdirtmedim Karabük'te. Bugünden sonra bir kişinin dahi işten çıkarttırılmasına izin verdirtmem. Eğer buna Çelik İş Sendikası da aleti doluyorsa, Çelik İş Sendikası da bu işin hesabını verir. Biz dedik ki işçiye %136 zam verilmesi gerekir. Bugünkü şartlarda dediğimiz zaman hemen Çelik İş Sendikası Başkanı'ndan iki gün sonra bir açıklama. Efendime söyleyeyim, bu ekonomik krizde sektörlerin hepsi çok sıkıntıdaymış. Efendime söyleyeyim, yalnız işçi çıkışları olmasın, işçi çıkışları olmasın bize yeter gibi kendini bir ocağa hazırlamaya başladı. Ben demir-çelik sektöründe paranın nasıl kazanıldığını, şu anda demir-çelik fabrikasının ne kadar kar edeceğini bilmeyen birisi değilim, bu fabrikaları kuran birisi olarak. Şu anda Karabük demir-çelik fabrikası en üst seviyede kar eden tesislerden birisi, ama hava kirliliğine ve tesislerin karlılığına sebebiyet veren de düşük kaliteli cevher ve kömürdür. Eğer sen 1000 kişiyi işten çıkartıyorsan, o zaman devlet korumalarını arkandan çekeceksin. Devletin bugün sizde korumaları mevcut. Benim yanımda devlet koruması diye bir şey yok. Ben tek bir afet vergili olarak caddelerde ve sokaklarda dolaşıyorum. Bir arkadaşı bakın, yalnız siyasi nedenlerden işten çıkartırlarsa, ben diğer çalışma verimliliklerini bilmem. İş yerinde verimli değildir, ahlaki değildir. Her iş yerinin böyle işçiyi çıkartmak da vardır. Ama siyasi nedenlerden bir arkadaşı işten çıkartırlarsa, onların başına ölene kadar bela olurum bu Karabük'te.
Çinli Çelik İş Sendikası çok iyi düşünsün. Sözleşmeye imza attığın gün Türkiye'deki demir fiyatları 460 dolardı. Bugün demir fiyatları 610 dolar. Biz şunu istiyoruz Karabük'te. Demir Çelik kazanmış olduğunu Karabüklerle paylaşsın. Eğer Demir Çelik kazanmış olduğunu Karabüklerle paylaşırsa, ürettiği malı Karabük sanayicisine paylaşırsa, ürettiği malı Karabük nakliyecilerine çektirirse sosyal barışı sağlamış olur. Eğer bunları yaptırmadığı müddetçe Karabük'te hiçbir zaman aileler sosyal barışı tesis edemez, devlet korumalarıyla gezer. Bizim hiç kimsenin kazancında, hiç kimsenin parasında, efendime söyleyeyim, hiç kimsenin malında gözümüz yok. Biz de istiyoruz ki bu Karabüklerin malından Karabükler faydalansın. Şimdi dediğim gibi işçinin içerisindeki propagandadan vazgeçecekler. Metal işten işçi çıkarttığı zaman onların kapısında yatmadı. Ölüm orucuna işçi belediyenin kapısında yattı. Biz onlara sonuna kadar sahip çıktık. Şimdi akıllarını baştan alacaklar. Dediğim gibi isterlerse siyaset yapacaklar. Ben belediye başkanı olmak istiyorum diyecek. Gelecek buyuracak. Halka hizmet etmek istiyorum derse yanında ben de olacağım. Ama ben para kazanmak istiyorum. Hem de siyaset yaparım. Hem de siyaset benim elimde alet olur. Ben siyaseti istediğim gibi kullanırım derse diğerlerini istediği gibi kullanır. Ama beni, Rafet Vergili'yi hiçbirisi kullanamaz. Beni parayla hiç kimse satın alamaz. Beni tehditle veyahut da siyasi tehditle de hiç kimse korkutamaz. Dediğim gibi öncelikle hızlı bir şekilde Demir Çelik'te hava kirliliğini düzeltecekler. Bacalarını düzeltecekler. Curuf sahalarını düzeltecekler. Su arıtmalarını yapacaklar, düzeltecekler. İşçinin de parasını verecekler. Karabük'teki sanayiciye de destek olup nakliyeciye de iş verip sosyal barışı sağlayacaklar. Bizim istediğimiz bu. Biz Karabük'le ilgili ne gerekiyorsa, ne eksik varsa hepsini en hızlı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. Bu vesileyle burada emeği geçen tüm belediye personelimize, burayı tamamını belediye personeli yaptı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm müdürlerime teşekkür ediyorum. Buraya gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.